Evet, şimdi de hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Ali Bey'le birlikteyiz. Ali Bey, Nuri Karakuşköy konağı açılışında yine birlikteyiz. Bu konu hakkında birkaç cümlenizi alabilir miyiz? Evet, ben bu konağın açılışını duydum ve davet edilmediğim halde ben buraya geldim. Çünkü Kemal kardeşimi çok seviyorum. Çok başarılı bir iş adamı. Hiç gerek duymadım. Kendi köyüm gibi geldim, katıldım, onurlandım. Ve buradaki insanların adına da Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir şey kazandırdıkları için bu konağı. Bizim de çıtayı yükselttik. Daha çok iyi şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Zara Sanayiciler İş Adamı Dernekler 2. Başkanı Ali Aktaş Bey'le birlikteyiz şu anda. Ali Aktaş Bey, Nuri Karakuşköy Konağı hakkında sizin de birkaç düşüncenizi alabilir miyiz efendim? Yok, yalnız onu bir düzeltme yapayım da Zara Dernekler Federasyonu 2. Başkanı Muzaffer Akkaya diyelim biz. Ali Bey'le de mi röportaj yaptık? Ali Bey'le röportaj yaptık, hemen bir evet, onu bir düzeltelim. Buyurun. Öncelikle biz Bolucan köyünde, eski Bolucan diyeyim, Zara Bolu, eski Bolucan'da Muzaffer Akkaya, Zara Dernekler Federasyonu 2. Başkanıyım. Öncelikle bu köy konağı hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bizler iş adamı olarak veya dernekler olarak bunlara sahip çıkmamız lazım. Çünkü tarihimize baktığımız zaman bizim ağlamamız bir, gülmemiz bir, eğlenmemiz bir. Ama biz gurbet ellerinde, yani şehir, büyük şehirlere göç ettiğimiz zaman birbirimizde kopmuşuz. Bu son 10 yıl içerisinde köylerimize dönüşler olduğu için biraz daha bu popülizm oldu. Bu gibi cemevleri ve köy konaklarımız. Eskide biliyorsunuz, belki şu andaki yeni nesil bilmiyor ama eskide bir cenazemiz olduğu zaman bütün bir evin içerisinde tıkınıp kalıyorduk. Hele bu bir de soğuk havada olduğu zaman dışarıda insanlar çok zorluklar çekiyordu. Ama şimdiye baktığımız zaman insanların işte bu gibi yapılan bu yapılaşmaların, cemevleri, köy konakların olduğu zamanda insanlar rahat bir şekilde gelip de burada cenazesinde kaldırabiliyor, mevlidinde okuyabiliyor, bir araya gelip toplantısında yapabiliyor. Bunlar bizim için önemli tabii. Bunlarla ilgili bizim kendi üzerimize düşebilecek bir şey varsa da biz bunu her zaman yapmaya hazırız. Yapıyoruz ve yapmaya da biz hazırız. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Kondur Köyü'ne de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hasbel ve hasbel üzerimize düşecek bir görev varsa da yapmaya her zaman hazırız. Teşekkür ediyorum efendim. Kefene sar, gitme ne olur yanımda kal, al bedenimi kefene sar. Aramızda komşu köyümüz Arık Köyü Dernek Başkanı Burak Arıkan var. Burak Bey, sizinle birkaç cümleyle bugün ne anlatan konuşmamızı alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Yapılan hizmet elbette ki çok önemlidir. Az çok demeden hiçbir şey yapmamaktan daha önemlidir hizmet. Buraya Nuri Karakuşköy Konağı elbette ki burada misafirlerin ağırlanacağı, düğünlerin, cenazelerin burada birlik beraberlik içerisinde kalkacağı bir platform. O anlamda emeği geçen, sponsor olan, karınca kararınca burada çorbada tuzu olan herkese ben teşekkür ediyorum. Bizler evet çevre köyleriz. Bizim birbirimizin içerisinde sıra dağlar gibi olmamız lazım. Yükseltisi 1800 olan da olur, 600 olan da olur, 900 olan da olur ama birlik beraberlik olması lazım. Hepimiz birer yağmur tanesi, kar tanesi olabiliriz ama birlik beraberlik olmadığımız sürece ne birer sel oluruz ne de birer çiğ oluruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Hizmetleri kabul olsun. Sağ olun. Şimdi Doğan Bey ile birlikteyiz. Doğan Bey, biz sizi tanıyoruz ama tanımayanlar için kendinizi kısaca bir anlatırsanız evet. Seyircilerimize. Ben de bu yörenin insanıyım. Boğazören köyündeyim. Yaklaşık 40 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Mühendislik mesleğimi icra ediyorum. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapan biriyim. Köy konağımız hakkında düşünceleriniz, aramızda olmaktan zaten şu an mutluluk duyuyoruz. Sizin de kısaca
beğendiniz mi ya da ortam nasıl sizce? Bunun gibi fikrinizi alırsak. Ben bugünden esinlenerek aslında bütün bölgenin de ortak bir yönünü paylaşmak istiyorum. Tıpkı benim gibi yaklaşık 30-40 yıl önce buranın yaşam koşullarından kaynaklı olarak geçim kaynağı derdinde olan insanlar hep İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya yörelerine göç etmiş insanlardır. Ama o günden bugüne belki de büyük bir nedeni siyasal iktidarların yarattığı mağduriyetler nedeniyle büyük şehirler yaşanmaz bir hal almıştır. Bunu yaşayan herkes ortak payda olarak kabul eder diye düşünüyorum. Bu ve buna benzer mekanlar aslında 40-50 yıldır büyük şehirlerde yaşayan insanların yeniden geriye dönüş göç nedeni de olarak tarif edilebilir. Yaşam koşulları zorlaşan büyük şehirlerde artık insanlar yavaş yavaş yeniden kendi baba topraklarını umut kapısı olarak görmektedirler. Karakuş ailesinin de buraya yapmış olduğu bu mekan aslında bu yörede yaşayan insanların da hiç olmazsa bugünün koşullarında yaz tatillerinde gelen insanların bir arada kendi dayanışmalarını, kendi geçmişlerini, kendi ticari yaşamlarını, kültürel yaşamlarını ortaklaştırabilecekleri bir mekandır. Anlamlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Yöre insanımıza, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Şimdi aramızda değerli birimiz Cemal Bey ve ailesiyle birlikte bu güzel günde bizi yalnız bırakmadı. Kendisi bu buradaki atmosfer, düşünceler hakkında fikirlerini ve düşüncelerini alacağız. Şimdi tabii Kemal kardeşimiz İstanbul'da İmranlı'nın değerlerinden bir tanesi. Köye böyle bir hizmeti getirmesi inanın bizi çok mutlu etti. Düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde, bu tür konakların köylerde olması, insanların hem kaynaşmasını, birbirlerine bağlılıklarını kesinlikle gündeme getiriyor. Bu anlamda Kemal kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Hayırlı olmasını diliyorum Kondül Köyü'ne. Buraya tabii biz Türk Yenice Köyü'nden geldik. Biz de inşallah ileriki aşamalarda köydeki gençlerimizi bir araya getirebilirsek bu tür organizasyonları ve bu tür hizmetleri sunmayı çok isteriz. Akrabalarımla beraber geldim. Köyümüzün gençleri bunlar, öyle diyelim. İnşallah bundan sonraki aşamalarda gençlerimizi köylere yönlendirecek aktivitelerin olması bizleri çok mutlu ediyor. Gerçekten Kemal kardeşimi tebrik ediyorum bu anlamda. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum buralara kadar gelip hem köylerimizin tanıtımına katkıda bulunuyorsunuz hem de Sivas'ın tanıtımı açısından çok büyük hizmetler sunuyorsunuz. Kanal 58'e bu anlamda teşekkürlerimi arz ediyorum. İyi günler. Bugün 5 Temmuz Köndelen Köyü'ndeyiz. Bugün Nuri Karakuş Hükümet Konağı açılışında Sayın Celal Bey bizlerle birlikte. Celal Bey biz sizi tanıyoruz ama sizi tanımayanlar için önceden kendinizi bir ufak tanıtıp sonra da bu konağın açılış hakkında fikrinizi alabilir miyiz? Ben de İmranlı. Aynı zamanda İmsiyah Dernek'te görev alıyorum. Bu dönemde sorumluluk bende. Şimdi Kondül'de burada bizim bir arkadaşımız Nuri Karakuş adına çok güzel sosyal hizmetlerin yapılabileceği bir köy konağı yapmışlar. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bizim yöre insanları malum şehirlerde cenazelerini getirirken evi olmayanlar için bir ciddi mahcubiyet yaşanıyor. Yani işte ben evim yok, nerede misafirlerimi ağırlayacağım? Ama bu tür konakların oluşu onların da buraya rahatlıkla gelebilme, aynı zamanda mahcup olmadan kendi işte Kur'an okutmak, işte aş vermek gibi biliyorsunuz törelerimizde olan şeyleri. Bu tür konaklarda bunları yapmak çok kolay oluyor. Buna emek veren insanlara yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten yani bu anne baba adına eğer babaların adına yapıyorlarsa demek ki bu anne baba bu insanlara çok ciddi bir kültür aşılamışlar, bir terbiye onlara vermişler. Allah onlardan razı olsun. Aynı zamanda da sizin aracılığınızla burada tüm Sivasların, ülkemizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Barış dolu bir dünya diliyorum. Herkes huzur içinde kardeşçe yaşamasını diliyorum. Şunu söyleyeyim. Bu yıl ben aşağı yukarı 15 yıldır bütün tatillerim İmralı'nda geçer. Yani burada rahat ediyorum. Ama bu yıl
bir acayip bir kalabalık var. Bu da hem yöre insanlarımızın morali hem de şahsen ben çok mutlu oluyorum. İnsanlar yeniden kendi ata topraklarına bir sahiplenme duygusu. O da çok önemlidir. Yani diğer öğrenmesi gibi büyüklerimizin bu günlerde bizleri yalnız bırakmayıp yani bayram demeden, uzak demeden evet. Yani zaten işte mezarlarını ziyaret ediyoruz. Onlara bir Fatiha okunuyor veya çoğu insanlarımız onların hayrına bir aş yapıp Kur'an okutuyor. Buralarda da tabii ki yani uzun zamandır çok fazla terk edilmişti. Ama son yıllarda bu zaten genelde dernekler, dernek başındaki insanlarımızın şu vardı başlıca hedefimiz. Yeniden insanların yüzünü ata topraklarına nasıl çevirebiliriz? O da yavaş yavaş mesafe alıyor. Bunun için de mutluyum. Size de teşekkür ediyorum. Geliyorsunuz burada bu şekilde bütün sosyal faaliyetleri kanalınız aracılığıyla birçok yöreye ülkeye de aktarmış oluyorsunuz. Sizlerle çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha bir güçlü olduğumuzu biz de farkındayız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Size de iyi görevler, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar tüm dostlara. Sağ olun. Hadi Mert'im söyler sözü. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon, aynı zamanda köy konağı. Bu değerli iş adamlarımızın, büyüklerimizin köylerini, köy kültürlerini kaybetmemelerini çok güzel bir duygu bunlar. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. İnşallah herkese örnek olur ve bütün iş adamlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz kendi köylerini, Sivas'ımızı güzelleştirmek için ellerinden gelen çabayı sarf ederler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim düşünceniz için. Sizin de kısaca bir düşünceniz var. Çok güzel bir hizmet. Nasıl buldunuz bunu? Çok güzel bir ortam, çok güzel bir hizmet. Böyle hizmet eden insanlara helal olsun diyorum ben. Teşekkür ederiz. Bizler mutlu olduk. Sizin de kısaca hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ali Bey ile birlikteyiz. Ali Bey, ortamı nasıl buldunuz? Köy konağımızı nasıl buldunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Aramızda olmaktan biz mutluluk duyduk. Sizinle kısaca fikrinizi ve düşüncenizi alırsak. Öncelikle bizi buraya davet eden Kemal Karakuş'a teşekkür ediyoruz. 58'e de teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat verdiğimizden dolayı. Ben İmralı Borular Köyü'nde Ali Güngür, aynı zamanda İmralı İş Adamları'nın yönetimindeyim. SİDAT'ın da başkan yardımcı olarak. Şu an ben SİDAT olarak buradayım. Çünkü bizim başkanımız konuştu. Biz köylerimize konak yapmak değil, daha çok konaklar yapmamız gerekiyor. Kemal Karakuş arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Köyüne bir çivi çakan arkadaşa teşekkür ederim. Bizim hep böyle birli beraberimiz olması gerekiyor. Daha iyi yerlere layıkız. Yani ondan dolayı buraya toplanan halk bugün bayram günü, herkesin bayramını kutluyorum. Ne mutlu ki böyle bir iş adamımız çıkmış Kondul Köyü'ne, böyle bir konak yapmış. Herkes, köylüsü de, İmralısı da Kemal Bey'e teşekkür etmesi gerekiyor. Çünkü böyleleri daha çok var oldukça biz köylerimize daha çok hizmet veririz. Biz İmralı'yı seviyoruz, İmralı'yla gurur duyuyoruz, kendi iş adamlarımızla gurur duyuyoruz. Herkese teşekkür ediyorum, size de teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet. Görüşmek dileğiyle, sağ olun. Söyle hoca. Aramızda AK Parti Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Bey bizleri bugün de yalnız bırakmadı. Ercan Bey, ortamı nasıl buldunuz? Köyümüzü nasıl buldunuz? Ben bir köylü olarak, siz de bir misafirimiz olarak, misafir demeyelim artık, siz de buraya gelen herkesin bizim misafir olarak değil de yanımızdaki büyük insan değil, gördüğümüz insanlardansınız. Sizin de kısaca bir düşüncelerinizi alsak, bizle paylaşsınız. Peki, tabii ki. Öncelikle şahsınıza ve Kanal 58'e teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlerin de Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah çok daha uzun yıllar bizleri birlik içerisinde, beraberlik içerisinde Ramazan bayramlarına ulaştırır. Öncelikle Köndül Köyü'ne, Kavalcık Köyü'ne bu güzel yapı için
hayırlı olsun dileklerimi iletirken yapan Kemal Karakuş beyefendi ve ailesine de tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz tabii köndürlüyüz. Ne kadar köndürlüysek o kadar arıklıyız, o kadar karaboğazlıyız, o kadar türkeşlikliyiz, o kadar çukurluyuz, o kadar işte deliceliyiz. Çünkü biz İmranlıyız. İsmimiz ne olursa olsun, soy ismimiz ne olursa olsun kimliğimizin arkasını çevirdiğimizde İmranlı yazıyor. Sivas yazıyor. Onun için bizim birinci amacımız Sivas'ı, İmranlı'yı, İmranlı'nın köylerini geliştirmek, büyümek. Hem birey olarak birbirimizin elinden tutmak hem de gerek iş adamlarını, gerekse köylerimizi, topluluklarımızı muasır medeniyet seviyesine çıkartmak, bunları geliştirmek. Biz burada aynı coğrafyada yer alıyoruz. Aynı gökyüzünde, aynı ırmakla haşır neşir oluyoruz. Belki farklı kimlikler içerebiliriz, farklı dini inançlarımız olabilir ama biz bunların hepsini bir tarafa bıraktık. Biz Sivaslıyız, biz İmranlıyız. Onun için de hiçbir ayrılığımız, hiçbir gayrılığımız olduğunda biz şahsen düşünmüyoruz. Bugün Köndül'deyiz, yarın Duricin'de olacağız, birazdan Kapıkaya'da olacağız. İşte dün Arık'taydık, İmranlı'daydık, bayramlaşmaya katıldık. Onun için biz İmranlıları bir arada tutmaya çalışıyoruz, birlik olmaya çalışıyoruz. Bunda da inşallah bu köyle, diğer köylerle muvaffak olacağımıza inanıyoruz. Sizlere de tekrar teşekkür ederiz. Biz de aramızda olduğunuz, bizi yalnız bırakmak için biz de teşekkür ederiz. Eksik tekrar olmayın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Bugün de yalnız bırakmayan Ataşehir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Hakkı Altınkaynak beyefendi ile birlikteyiz. Hakkı Bey, ortamı nasıl buldunuz? Öncelikle burada bizi yalnız bırakmanız için teşekkür ederiz. Nasıl bir ortamla karşılaştınız? Ne hissediyorsunuz? Kısaca fikrinizi alırsak. Toplumun demek ki böyle bir ortamları yaşamaya ihtiyacı var. Biz hepimiz gurbetlere çıktık. İlk zamanlarda dedik ki kendi işimizi, aşımızı kurarız, ayakta kalırız ama belirli bir süre sonra birbirimize ihtiyacımız olduğunu her konuda hissettik. Düğünlerimizde, acı günlerimizde, geniş günlerimizde bir araya gelmek. Ama o da yetmedi. Bu topraklarda kendi kültürel değerlerimizi, kendi geleneklerimizi, gelecekle ilgili umutlarımızı, toplumsal değerlerimizi ancak burada da özüne uygun olarak yaşatabileceğimize olan inancımızla tekrar bu topraklara döndük. Ben 2003 ile 2009 arasında İmder Başkanlığı'nı yaptım. 5 sene Cögi Baba Festivali'ni düzenleyenlerden. Onun ötesinde İmralı Cem Evi'ni, İmralı'da Öğrenci Yurdu'nu, Anaokulu'nu bu gibi kurumların yapılmasına katkı sunduk. Çünkü sonuçta bu topraklarda bizim hatıralarımızın yaşaması lazım. Bunu da kim yaşatacak? Bu topraklarda yaşayanlar özüne uygun olarak yaşatacak. Şimdi bu toprakta yaşayanlar bizim Kürtçe, Kürmancı dilimizi yaşatacaklar. Bu topraklarda yaşayanlar bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi yapacaklar. Oruçlarımızı, ziyaretlerimizi, türbelerimize gidişleri, komşuluk ilişkileri, bu topraklara ait hikayeleri, bu topraklara ait fıkraları, bu topraklara ait acı ve güzel günlerin yaşandığı anılar bu topraklarda yaşatılır. O açıdan bugün de buranın buraya sırtımızı dönmediğimizi, iş adamlarımızın özellikle tekrar ana baba, dede, ana yurdumuza olan bağlılıklarını, yüzlerini buraya dönerek gösteriyorlar. İmralı'da ve bütün köylerimizde görüyoruz ki köy odalarımız, cemevlerimiz, türbelerimiz, bir takım kurumlarımızı ayakta tutmak için çabalıyorlar. Sevgili Karakuş kardeşler, Kemal, Erdoğan ve Erdal'ların babaları hatırasına böyle güzel bir şeyi yapıp topluma armağan kendi köylerine hizmetine sunmaları son derece güzel bir davranış. Ben onları da kutluyorum. Bizim için en güzel olan şeylerden biri artık çocuklarımızın tatillerini buralara gelip buralarda, eyvallah, buralarda tatillerini geçirmede mutlu olduklarını, iş adamlarımızın para kazanıyorlar, işleri iyi, makamları iyi ama buraya geldiklerinde mutlu olduklarını hepimiz hissediyoruz. O açıdan bu da somut bir örneğidir. Ben hem bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz, hem burada olmayan bütün dostlara güzel duygularla selamlarımızı iletiyoruz. Doğanın en cömert olduğu bir süreçte
bütün sevgisini, şefkatini bize esirgemeyen doğanın bu güzelliğiyle herkese selam diyorum. Aynen, 58'e de saygılar sunuyorum. Toplumla aramızda sürekli bağ, bizi konuk dostlarımıza, uzakta olan dostlarımıza konuk ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Dinle sağ olun. Görüşmek üzere. Yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz. Köy konağının yapımında emekli olan, emekleri olan kişilere bir plaket vermeyi uygun gördük. Öncelikli olarak köy konağının ismini veren Nuri Karakuş'un eşi Arife Karakuş'un plaketini vermek üzere Nuri Karakuş'un ablası Zeynep Aslan'ı ve Arife Karakuş'un buraya davet ediyoruz. Evet. Emekleriniz için çok teşekkür ederiz. İkinci olarak köy konağının arsasını bağışlayan Köndül Köyü sakinlerinden Sayın Fevzi Acar, kendisi burada. Yine kendisine plaketi vermek üzere misafirimiz CHP Ataşehir İlçe Başkanı Sayın Hakkı Altın Kaynağı davet ediyoruz. Hakkı Bey böyle bakarsak böyle efendim. Sizin eliniz. Evet, Fevzi Bey'e teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir gün. Umutlarımız birleşmiş. Bu toprağa olan özlemlerimiz birleşmiş. Öyle kuru kuru da değil. Bu güzel yapıyı yapanlarla somutlaşmış. Sevgili Kemal'a, Erdoğan'a, Erbaba ve anne... Burada mıydı? Burada annem, burada. Evet, sevgili anne, Sarife ablama teşekkür ediyorum. Bütün köylü dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey, güzel bir sözümüz var. Derler ki, kendi kültüründen, değerlerinden mahrum olanlar dalından kopmuş bir yaprağa benzerler. Yaprak dalından kurur düşer, rüzgar alır bir kenara götürür, sonra da çürür gider. Onun için kendi değerlerimize sahip çıkalım. Bunun da teminatı kadınlarımız, annelerimiz, bizim oruçlarımızı tutan siz, bizim değerlerimizi yaşatan siz, bizim geleneklerimizi yaşatan siz, bizim ezgilerimizi, anıtlarımızı yaşatan siz. Ama bunu ancak bu topraklarda yaşatabiliriz. Burada yaşayan kardeşlerimiz, kadınlarımız kendi geleneklerimizi yaşatabilir. O nedenle biz gurbete çıkanlar belirli bir süreden orada hayat şartlarımız yükseldi ama buraya olan bağlılığımız, buraya olan özlemimiz, buraya olan hasretimiz ve buraya olan ilgimiz bitmedi. Onun için iş adamlarımız hem İmranlı'da hem kendi köylerimizde güzel anıtlar, somut şeyler bıraktık. Biz buraya aitiz. Biz kendimiz gibi kalalım ama geliştirelim. Başkasına benzemeye alışmayalım. Biz kendi geleneklerimizle, dedelerimiz, babalarımızın özü neyse onu özüne uygun olarak yaşatalım ama bugünkü şartlarda. Bizim bize anlattıkları bizim içimizde, yüreğimizde, vicdanımıza emanet. O nedenle ne kendi kültürümüze kayıtsız kalacağız, ne de ülkenin birliğine, dirliğine kayıtsız kalacağız. Bu ülkenin birliğinin çimentosu biziz. Kendi değerlerimizle, dünyaya bakışımızla, cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızla ve aydınlık bir Türkiye, özgür bir Türkiye, herkesin insanca ve kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'nin teminatı biziz. Hepimiz o sorumluluk altındayız. Asla kimseye boyun eğmeyeceğiz ve biat etmeyeceğiz. Bizim güvencemiz yasalardır, bizim güvencemiz insan haklarıdır, bizim güvencemiz değerlerimizdir, kültürlerimizdir. Biraz fazla uzattım ama hepimizi bir arada görürken yüreğimi, bu içimizdeki duyguları sizinle paylaşmak istedik. Sevgili Kemal'in şahsında Karakuş ailesine çok teşekkür ederim. Hepimiz gururluyuz, hepimiz mutluyuz ve buranın da Köndüre ve çevre köylere hayırlı olması dileğiyle hepinize teşekkür ederim, şeref ederim.
Biz de Sayın Hakkı Altan Kaynağı teşekkür ediyoruz. Gezer abi, senden de bir iki kelime alalım. Saygıdeğer misafirler, Çevreköy'deki genel komşular, akrabalar, köylüler, hepinize saygılarımı sunarım. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkür ederim. Ayrıca Karakuş ailesine saygılarımızı sunarız. Onların emeğiyle burası bu hale geldi. Onlar için de büyük bir alkış istiyoruz. Buraya kadar tepki çektiler, bizi yalnız bırakmadılar. Sizden de bir iki kelime bir şey rica edeceğim. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Kemal kardeşime, arsayı bahseden değerli beyefendi Hezire'ye, emeğiyle köye katkı sunmak üzere çabalar sarf eden değerli muhtarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan çevre köylerden gelen tüm arkadaşlarımıza ayrıca kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kemal çok değerli bir arkadaşımız. İstanbul'dan da birlikte çalışıyoruz federasyonda. Gerçekten bu köy konağını yapması, İnanın çevre köylerdeki tüm iş adamlarımızı da iştahlandırdı diyebilirim. Burada da çok değerli iş adamlarımız var, dernek yöneticilerimiz var. Hepsi zannediyorum bunu gördükten sonra bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Tekrar Kemal kardeşime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mustafa amca, senden de duygular alalım. Devam sevgili favoritler, sayın hoş geldiniz misafirlerimiz, hepinize saygılar sunuyorum. Burada bir emeğiniz varsa hepiniz beraber bunu yaptık. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ben de geçen haklarımı sizlere helal ediyorum. Ve gelen komşuların hepsine teşekkür ederim. Misafirlerden de teşekkür ederim. Bir günler diliyorum. Son olarak da köy konağı binasının yapımını üstlenen Erbay firmasının yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Kemal Karakuş, kendisi burada. Kemal Bey, alkışlayın. Sevgili konuklar, değerli misafirler, öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Dileğim şu, tüm dünya insanları barış ve sevgi içerisinde yaşasın. Bizler İstanbul'da, Kemal'la'da, işte derneklerde, çok yerde bir araya geliyoruz. Arkadaşlarımıza şunları söylüyoruz. Kazancımızın bir miktarını doğduğumuz topraklara mutlaka harcamalıyız. Oradaki köyümüzün, öncelikle tabii kendi köylerimizden başlayarak, ihtiyaçları her neyse orada bekçilik yapan insanlara bizim bir borcumuz var. Ama bu noktada örnek Kemal borcunu ödemiş oldu. Bizi de çok ciddi bir mesuliyet altında bıraktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Arife teyze, Nuri Karakuş, ona rahmet olsun. Bu anne baba demek ki insan sevgisi, kendi kültürümüzden çok ciddi bir terbiyeyle bunları yetiştirmişler ki o mevcut imkanlarına rağmen asla gönüllerini burada koparmamışlar. Aslında alkışa Arife teyze hak ediyor, değil mi yani? Böyle bir annenin evi öpülür. Kemal kardeşime de soru söyleyeyim. Temiz kalmışlar, güzel hayır hizmetlere nasip olur. Demek ki kardeşim sizin de kazancınız temiz, berat ki burada kalıcı bir eser yapmanız size nasip oldu. Gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah Kemal, senden de birkaç kelime. Sevgili köylüler ve tüm misafirlerimiz, hepinizin öncelikle bayramını kutlarım. Yaptığımız çok büyütülecek bir şey değil.
herkesin yapması gereken bir şey. Ben öncelikle Feriz abiye fitili ateşlediği için çok teşekkür ederim hepinizin içinde. Bu bir arada birlikteysek bir anlam var bu yapının. Yoksa ya bir yana cam, çerçeve bir anlamı yok. Bu arada bu birlikteliğimizi koruyabiliyorsak, bir arada durabiliyorsak en güzel duygu bizim için bu. Rahmetli babam da kesinlikle daha iyisini yapacağından eminim. Ruhu şad olsun. Eminim ki bizi izliyor. Anneme de sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada abim ve kardeşim tüm Karakuş ailesi adına yaptık biz hizmeti. Umarım birlik beraberlik içerisinde sürdürürüz. Ufak tefek eksikleri var, onların hepsini tamamlayacağız. Biraz acele geldi açılış. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Orkay Başkanım, Orkay Ülke. Bütün Karakuş ailesi adına varsındır. Kamera olsun, kamera. Gel Ercan'ım, gel. Bir dakika. Hadi kamera bismillahirrahmanirrahim. Allah hayır versin. Allah Muhammed Yali. Allah Muhammed Yali derim. Temeli sağlam. Köy kanalımızın açılışı oldu bugün. Bütün köyümüze teşekkür ederim. Ve köy insanlarına bugün Karakuş ailesi yardımıyla ile bugüne kadar çalışan bütün köylülerimize teşekkür ederim. Bize harbucu derler nelerine, biz güzeli severiz sanırım. Güzellere dağın etrafın gezer salamle, elimde bir deste güllere, kendi gülümden güzel salamle, elimde bir deste güllere, kendi gülümden güzel salamle. Yok lele nure, söyleyemem dilim yok salam nure. Geceler uykum gelmez lele nure, gündüzleri halim yok salam nure. Geceler uykum gelmez lele nure, gündüzleri halim yok salam nure. Şimdi yanımızda Kemal Karakuş var. Nuri Karakuş köy konağını A'dan Z'ye yapıp bizlere armağan eden, bu kişilerin toplanmasında vesile olan
gecesini gündüzüne katıp bu eseri, bu yapıtı yapmak için gerek maddi gerek manevi kendisi birebir çalışıp gerek ağaçları dikmesinde gerekse bütün A'dan Z'ye çalışmalarında bizzat başında bulunan Kemal Bey'le birlikteyiz. Kemal Bey, neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz siz ve aileniz olarak, en azından kısa olarak biraz düşüncelerinizi alsak? Çok teşekkür ederim öncelikle TV 58 ailesine. Şimdi biz işte rahmetli babam adına yaptırdık bu köy konağını. Amacımız insanların burada ihtiyaçlarını görebileceği bir yapıyı oluşturmak ve insanların birlik ve beraberliğe katkıda sunmak. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu yapı insanlar varsa bir anlam taşıyor, yoksa hiçbir anlamı yok. Ama çok ciddi bir katılımla güzel bir açılış yaptık. İnsanlar ihtiyaçlarını işte mezar merasimlerinde, cenazelerinde ve her türlü etkinlikte kullanabilecekleri bir yapı oldu. Ne mutlu, hep beraber birlikte bu açmak nasip oldu. Aileme teşekkür ediyorum. Filiz Hanım'ın da birkaç duygularını alalım. Hep bu yapının başından sonuna hep siz de buradaydınız. Gerek taş taşıdınız, gerek yani çapa yaptınız. Yani sizin emeklerinizi burada gördük yani birebir. Neler düşündünüz ya da neler hissettiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. En başta sevgili Nuri Karakuş, benim rahmetli kayınpederim, bir baba gibi oldu bana. Bunun için ben tabii onun adını böyle bir konakta görmek bana gurur veriyor. Çok da duygulandırdı. Tabii eşime en başta teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yeri bizim kendi köyümüze armağan etti. Ne mutlu bize ki böyle bir şeye vesile olduk. İnşallah insanlar da, insanlarımız da burada huzurlu, mutlu bir şekilde zamanlarını geçirirler. İyi günlerini, kötü günlerini hep beraber paylaşarak azaltırlar ya da çoğaltırlar. Teşekkürler. Kızları Nur Hanım da buradalar. Ne hissettiniz babanın böyle bir eser yapması, dedenin bulunduğu topraklarda, babanın büyüdüğü topraklarda? Ben buraya çok küçükken gelmiştim ama hiç hatırlamıyorum. Daha önce gelsem diye düşündüm geldiğimde buraya. Dedemi zaten çok özlüyorum. Onun adını böyle bir yere vermek yani ve babamın yaptığı bu şey beni çok gururlandırdı. İyi ki ikisinin kızıyım. Bu kadar çok mutluyum. Ve en yakışıklı Eren'le beraberiz. Kurdalayı da kendisi kesti. Keserken de bayağı büyük bir erdemlikle, büyük bir iş adamı vazifesiyle yani bizi mutlu etti. Eren'cim ne düşünüyorsun? Bence bunun yapılması çok güzel bir şey. Bütün açılardan köyü gerçekten çok yardım edecek. Senin de burada olman çok güzel onur ve mutluluk verdi. Kendilerine kadar teşekkür ederiz. Bu topluluğun burada birleşmesinde, bu etkinliklerde bizlere yardımcı olan, maddiyattan daha çok manevi olarak kendisi tabii buralarda bulunan Kemal Bey'e ne kadar teşekkür etsek köy halkı olarak azdır. Çünkü yaptığı ufak bir şey değil, büyük bir eserdi. Çok teşekkür ediyoruz ben köylünün nezdinde. Ben de bir köylü olarak yani onur ve gurur duydum. Aynı zamanda akraban olmasından da onur ve gurur duydum. Teşekkür ederiz. Her zaman minnettarlığımızı ileteceğizdir. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Sağ olun. Dem gole maşene khan ye bave tablinde Rene dasti khabimde Giranan ki pırsi bebebe ne may tası dar altıya günde Tamam le 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 Tamam le 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 Başkanlarımız güçleri yettiğince ve ellerinden geldiği kadarıyla derneğe katkı sunmaya çalıştılar. Kurucu başkanımız yine Erdoğan Karakuş'tu. Ardından rahmetli Nuri Karakuş, İsmail Türk onun ardından. İsmail Başkanım da Maltepe Zümrüt Evler'deki dernek binasının alımı için gerçekten çok büyük emekler sarf etti. O dönemdeki yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Yine dördüncü başkanımız Aydın Karagöz. Burada olanlar da buraya gelirse en azından sizlerle de tanıştırmış olayım, rica edeceğim. İsmail Koçyiğit ve şu andaki dernek başkanımız Mahmut Aslan. Bu arada yine aramızdan ayrılmış olan Gülşah Çabuk, Gülşah teyzenin de gerçekten her safhada
derneğin her türlü organizasyonda ve etkinliğinde çok büyük katkıları oldu. Nur içinde yatsın. Onu da hem özlüyoruz hem de bu vesileyle anmak istedik. Yine sağ olun. Ankara Çankaya Belediyesi'nden Yaşar Haber, Yaşar Koçit, kendisi de yine dernek şu anda köy konağı için belediye vasıtasıyla ve kendi çabalarıyla bir sürü desteklerde bulundu. Kendisine de ayrıca teşekkür ederiz. Buradaysa da bir tanıştırmak isteriz sizinle. Yine derneğin yapımı sırasında Fevzi amcanın eşi Senem Acar dengemizde çok büyük emekleri oldu. Kendisi buradaysa kendisini de buraya bir davet etmek isteriz. Yine şu andaki yönetim kurulu üyelerimiz Mahmut Aslan, Yusuf Bozkurt, Hasan Hüseyin Karagöz, Erdal Polat, İsmail Çabuk, Emre Yiğidoğan ve Ziya Yılmaz. Onların da çok emekleri oldu. Saydığım bütün herkese 1993 yılından bugüne kadar verdikleri emekler için burada olanları buraya davet ediyorum. Bir kendilerine bir teşekkür etmek istiyoruz hep beraber sizin huzurunuzda. Yine Kapıkaya Muhtarı Kemal Demirtaş burada. Pirikan Muhtarı Hüseyin Gülsoy burada. Sandal Muhtarı Cihan Yalçın burada. Kendilerini de bizi bugün de yalnız bırakmadıkları için, destek verdikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tabii ayrı ayrı gelen bütün hemşerilerimize, gerek büyük şehirlerden gelen, gerek civar köylerden gelen bütün hemşerilerimize de gerçekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Zaten bu tür binalar dayanışma için yapılıyor. Bu dayanışmayı da en güzel örneğini davetlerimiz sayesinde oluyor. Bu arada 7 Temmuz 2016 Perşembe günü Arık Köyü'nde Haydar Şahin'in mezar merasimi varmış. Bütün dost akrabalara duyurmak istediler. Derhal sevdiğim